Evet gençler, merhabalar. Şimdi size bileşik orantının standart sorularını anlatacağız gençler. Bileşik orantı nedir? Bileşik orantı içinde hem doğru hem de ters orantıyı barındıran orantı çeşididir. Şimdi bileşik orantıda hangisi doğru, hangisi ters orantı burada problemlerin içerisinde ayrıştırmaya çalışırsanız işiniz zorlaşacak. Bu ilk soru tiplerinde gerek yok ama ileride işçi problemlerinde falan detaylı bir şekilde göreceksiniz. Şimdi buradakilerini nasıl çözeceğiz? Hemen önce bir soru bakalım. Soruyu okuyalım, sonra ne yapmamız gerektiğini kararlaştıralım. Bir miktar para Ada, Ece ve sırasıyla 3 ve 5 ile doğru, Cem'e 6 ile ters orantılı olacak şekilde dağıtılmış. Ada Cem'den 85 lira fazla aldığına göre Ece'nin payı kaçtır? Gençler burada zaten kimin kimle orantılı olduğunu söylemiş. Biz doğru ve ters orantıyı anlattığımızda şunu söylemiştik. Doğru orantılarda bölüm sabit, ters orantılarda çarpım sabit. Ada, Ece ve Cem. Adaya A deseydik. Ada 3 ile orantılı. Doğru orantılı. O zaman A bölü 3 yazacaksınız gençler. Ece de 5 ile doğru orantılı. E bölü 5. Cem de 6 ile ters orantılı. C çarpım 6. Eşittir. Bu paydadakilerin önemi yok. C'nin yanında 6 olduğu için 6K yazalım. Kesirle uğraşmayalım. O zaman tek başına şöyle düşünsem C zaten K'ya eşit olur. Böyle düşünürsem E eşittir. 5 kere 6 30K'ya denk. A da içler dışlar çarpımı yaparsam 18K'ya denk oldu. Gördüğümüz gibi Ada Cem'den 85 lira fazla aldığına göre Ada Cem'den aslında 17K fazla almıştır. Bu da 85'tir. O zaman K'nın 5 olduğunu anladım. Buna göre Ece'nin payı nedir? Ece de 30K'ydı. 30 çarpım 5, 150 TL. Şimdi gençler bunu pratik olarak şimdi doğru orantı A'ya 3K, E'ye de 5K, C'ye de K bölü 6 yazabilirdiniz de daha derin sorularda bu kesirler sizin kafanızı karıştırır. Siz sadece dediğim şu şeyi öğrenseniz yeterli. Doğru orantıda bölümler sabit, ters orantıda çarpımlar sabit. Sizi her zaman kurtarır gençler. Evet gençler, 2x artı 4 ve y eksi 3 sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılı, z artı 1 ile ters orantılıdır da 4 de z artı 1 ile ters orantılı. Toplamları 51 ise. Gençler az önceki sorunun aynısı sadece biraz süslenmiş hali. Yeni başlayan öğrenciler için bu tür soruları koyduk. Onları da çözelim. 2x artı 4 sayısı 2 ile doğru orantılı. O zaman bölümler sabit demiştik. Y eksi 3 bölüm 3. Bu da doğru orantılı olduğu için. Eşittir. Z artı 1 de 4 ile ters orantılıdır. O zaman 4 çarpım Z artı 1 neye eşittir gençler? K diyebiliriz ama şurada 4 ile 2'nin ortak katı 4K diyelim. Fazla yorulmayalım gençler. Şimdi şuradan şöyle bakarsam Z artı 1 K'ya eşit olacaktır gençler. O zaman Z eşittir K eksi 1. Hemen ikinciye geçtiğimde Y eksi 3 neye eşit olur? 3 kere 4 desem 12K. Y eşittir 12K artı 3 oldu gençler. Evet. 2x artı 4 de içler dışlar çarpımı yapınca 8K'ya eşit. Şuradan hatta sadeleştirelim. X artı 2 diyelim. Eşittir 4K. X eşittir 4K eksi 2 yazabiliriz. Hepsinin toplamından bahsediyor. Bunların toplamından bahsediyor gençler. K 12K 4K 16 17K 17K eksi 1 artı 3 eksi 2 o da 0 yaptı. Toplamı 51 ise K'nın 3 olduğu kesinleşti gençler. Dolayısıyla bana kimi sordu? Z'yi sordu. Hemen Z'ye bakıyorum. Z nedir gençler? K eksi 1 yani 3 eksi 1'den 2. Evet gençler, eşit kapasiteyle çalışan 10 işçi günde 4 saat çalışarak 5 günde 60 fidan diktiğine göre aynı nitelikteki 6 işçi
Günde 10 saat çalışarak 8 günde kaç fidan diker? Gençler, bu soru çok kalabalık duruyor ama emin olun az önceki sorudan çok daha kolay bir soru. Çünkü içinde doğru orantı, ters orantı bir sürü var. Hangisi hangisiyle orantılı onu ayrıştırmak da zor ama şöyle düşünün. Basit, toplam, total düşünürsek şöyle bir şey. Bir iş için ne kadar çok emek harcarsanız o kadar çok iş ortaya çıkartabilirsiniz. Bu ne demek? Dolayısıyla iş ve o işe harcanan emek doğru orantılıdır. Yani bölümleri sabittir. Dolayısıyla A işi bölü A'ya harcanan emek, B işi bölü B'ye harcanan emeğe eşit olmak zorundadır. Bakın birinci cümlede ne yapıyor? 10 işçi 4 saat 5 gün çalışıyorlar. 60 fidan iş çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla şöyle bile yapabiliriz. A işi yani birinci iş 60 fidan. 10 işçi 4 saat boyunca 5 günlük emekleri var. Bitti soru, bu kadar gençler. Aynı nitelikteki 6 işçi 10 saat çalışarak 8 günde kaç fidan? Yani işi soruyor. O zaman 6 işçi 10 saat çalışarak 8 günde ne kadar iş üretirler? 60'ı 10'a böldüm. Şöyle yapalım. Şurası da 4 kere 5 20. 60'ı da 20'ye böldüm. 3. Dolayısıyla 6 bölü 1 eşittir x bölü 24. X eşittir 144 oldu gençler. İşlem hatası yapmadıysam tabii. Eşit kapasiteyle çalışan 12 işçi bir işi 8, günde 8 saat çalışarak 18 günde bitiriyor. Aynı işi 24. Bir önceki sorun aynısı yani benzer. Aynı işi 24 işçi günde 2x eksi 4 saat çalışarak 6 günde bitiriyor. Buna göre x kaçtır gençler? Şimdi birinci işimiz nedir? 12 işçi bir işi günde 8 saat çalışarak 18 günde bitiriyor. Hangi işi bilmiyoruz. A işi olsun. Harcanan emek nedir? 12 işçinin 8 saat çalışarak 18 günde yaptığı iş. Devamında aynı işi diyor. Yani A işi gençler. 24 işçi 2x eksi 4 saat çalışarak ve 6 günde bu işi bitiriyorlarmış. A'lar A'ları götürdü gençler. 12 ile 24'ü böldüm 2. Sonra 6 ile 18'i böldüm 3. Yani 24 eşittir 2 tane 2x eksi 4. Dolayısıyla burası 12 oldu. Bu 4'ü de bu tarafa atınca 16, 2x, x eşittir 8. Bir çiftlikte bulunan 40 koyuna 68 gün yetecek kadar yem vardır. 18 gün sonra 45 koyun satılıyor. Gençler, bunu iki türlü çözebiliriz. Şöyle, koyunlar günlük bir paket yem yeseydi, 40 koyun günlük 40 paket yem yerdi. 68 ile çarpınca toplam yiyecek miktarını bulurduk. 18 gün boyunca harcadığı miktarı bulup sonra kalanını öyle halledebilirdik. Ama şöyle de yapsak daha kolay olur. Sizin bildiğiniz eski metotlardan 40 tane koyun var. 68 günlük yiyeceğimiz var. Ne olmuş? 18 gün boyunca değişim yok. Yani hala 40 koyun var. 18 gün yem yediler. Toplamda 18 günlük yemi tükettiklerine göre 50 günlük yem kaldı. Yani aslında başlangıç durumu ortadan kalktı. Sonra ne oldu? 40 koyundan 15 koyunu satınca 25 koyun kaldı gençler. Bu kaç gün yeter? Doğru yan yana çarparak da üretebilirsiniz ama şöyle de bir diyebilirsiniz. Koyun sayısıyla gün sayısı, yiyecek sayısı. Yani koyun sayısı azalınca yiyeceklerimiz daha uzun sürecektir. Yani ters orantı var. O zaman koyunla gün ters orantılı. 40 çarpım 50 çarpımlar sabit olacak. Eşittir 25 çarpım x olacak gençler. Her tarafı 25'e bölersem burası 2, burası 80. Bu sorunun cevabı kalan yem koyunlara 80 gün yeter gençler. Ancak bu soruda şöyle bir şey sorsaydı, bu yem koyunlara toplam kaç gün yetmiştir deseydi, yani zaten 80 gün burada, 18 gün de önceden yemişlerdi. Toplamda 98 diyecektiniz gençler o zaman.
Evet gençler, gelelim çark sorularına. Şimdi birbirini çeviren üç dişlik çarktan birisi 5 devir, diğeri 10, diğeri 20 devir yapıyor. Buna göre birinci çark 12 devir yaptığında üçüncü çark kaç devir fazla yapmıştır? Yan taraftakini de okuyalım, birlikte mantığını anlatalım. Birbirini çeviren 3 dişli çarkta toplam 524 diş vardır. Çarklardan biri 3 tur dönünce diğeri 7, 11. Bir tanesinde sadece turla alakalı, diğerinde hem tur, attığı tur ve çevresiyle alakalı durumlardan bahsetmiş. İki soruyu da farklı çözeceğiz. Kitaplarda şöyle görebilirsiniz. Bunlar birbiriyle turla çevre sayısı ters orantılıdır diyebilir ama ondan ziyade biz olayın mantığını daha kolay anlayabileceğimiz, daha kalabalık soruları daha kolay çözebileceğimiz bir yöntem yazsak. Yani 10 tane çarkın olduğu bir durumu bile çözecek bir tablo yapmayı öğretelim size gençler. İleride yeni nesil sorularda, orijinal soruların içerisinde sabitlenmiş, birbirine perçinlenmiş çarklarla ilgili soruları da çözeceğim inşallah. Şimdi burada standart sorulardan çözelim öncelikle. Şimdi 3 tane çark var. 1, 2, 3. Bu soruda sadece tur sayılarını vermiş, çevreyi dahil etmediği için başka hiçbir şey yapmayacağım gençler. Diyor ki birincisi 10 devir yapıyor, ikincisi 20 devir yapıyor. Pardon. Neyse üçüncüsüne şöyle yapalım gençler, özür dileyerek hemen şunu geri alalım. Evet. Birincisi 5 devir, ikincisi 10 devir, üçüncüsü 20 devir yapıyor. Buna göre birinci çark 12 devir yaptığında gençler bunlar birinin tur sayısı artınca mecburen diğerleri de ona bağlı olduğu için bu sistemde biri ne kadar çok dönerse öbürü de o kadar çok dönmek zorunda. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 4. Dolayısıyla ben birincisini 12 devir yaptırmak istersem 12 ile çarp 24, 12 ile çarp 48. Neyi soruyor? Üçüncü ikinciden kaç fazla devir yapmıştır? 24 devir fazla yapmıştır gençler. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisinde nasıl bir durum var? İkincisinde şöyle bir durum var. Hem çevreyi vermiş hem turu vermiş. Ben bu konuyu anlatırken genelde hep bu örneği kullanıyorum gençler sınıfta da. Şöyle bir örnek verelim. Bir traktör alalım gençler. Bu traktörümüze düşünün. Şöyle bir yolculuk yaptıralım. Arka teker 100 metre giderse ön teker kaç metre gider? Gençler traktör bir bütün olduğu için bu da 100 metre gitmek zorunda. Yani hocam tekerlerin büyüklükleri farklı derseniz de bunun çevresi büyük olduğu için az tur atacak. Bu da daha fazla tur atarak bu açığı kapatacaktır. Yani bunun çevresi 5 metre olsaydı 20 turla bu işi bitirirdi. 20 turla bu işi bitirirdi. Bunun çevresi de 2 metre olsaydı bu da 50 turla bu işi bitirirdi. Yani bizim çark sorularındaki referans noktamız her zaman yoldur gençler. Her zaman yoldur. Dolayısıyla şimdi yapacağımız tabloda şöyle olacak gençler. Tur, çevre, yol yazacağız. Ama referans noktamız hep yol olacak. İsterse 10 tane çark olsun. 1, 2 ve 3 tane çark için yer açtık. Burası tur sayısı. Burası çevre. Burada aldıkları yol olsun gençler. Bizden istediği şey şu. 524 diş toplam miktar. Onunla ilgili konuşamıyorum. Biri 3 dönünce diğeri 7, diğeri 11. 3, 7 ve 11 tur atabiliyorlar. Dolayısıyla 3, 7 ve 11'in ortak katı gençler hepsi aralarında asal olduğu için şöyle yapabiliriz. 3 ve 7, 3, 7 ve 11'in ortak katı 231 yapıyor. O zaman yolu 231x seçseydim. 231x, 231x. Dolayısıyla burası 231'e tamamlamak için 77x, 33x, şuraya da 21x yazardım. Gördüğünüz gibi çevresi zaten diş sayısıyla alakalıdır. Topladığımda 77, 33 daha 110, 131, 131x'in 524
dişe eşit olduğunu söylüyor. Bu 4'ün katıysa 4 kere 1 4. Evet. X'in 4 olduğunu söylüyor. Buna göre gençler en büyük çarkta toplam kaç diş vardır? En büyük çark 77 tane X'in olduğu. Yani 7 kere 4 28 elde var 2. 308 diş vardır. Evet gençler, bu standart soruları bu ağaç kesme sorusuyla bitirelim. Basit ama dikkat isteyen bir soru olduğu için çözeceğiz gençler mecburen. Ağaç kesme makinesi 7 parçaya 12 dakikada ayırıyorsa, buna göre bu makine aynı ağacı 10 parçaya kaç dakikada ayırır? Gençler şöyle yapabiliriz. Şimdi şöyle düşünelim. Bir ekmeği ikiye ayırmak için bir kez bölmelisiniz. Yani iki parça için bir kesim yapmanız gerekir. Eğer bu ekmeği 3'e bölmek isteseydim, yani 3 parça üretmek isteseydim 2 kesim yapmam gerekirdi. Yani aslında dikkat etmeniz gereken tek yer burası. Ondan sonrası 4 işlem. 7 parçaya ayırmak istiyorsanız 6 kesime 12 dakika zaman harcıyorsa, 10 parçaya ayırmak istediğimizde de 9 kesim yapmak istiyoruz. 2 katı 18 dakikada bu iş biter. Gençler beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Standart sorularımız bitti. Yeni nesil sorularla inşallah daha da oturacaktır. Orada biraz daha derin sorular olacaktır. Hayırlı günler.